Adana Pozantı'ya gideceğiz ve geri geleceğiz. Depomuzu tekrar aynı pompadan dolduracağız. Arkadaşlar şu an aracımızın içindeki LPG ile 63 km gider ibaresi vardı. Gördünüz ama bunun biz doğru olmadığını biliyoruz. Şu an görüyorsunuz aracımız uyarı veriyor. İçinde LPG tamamen bitmiş konumda arkadaşlar. Hemen şuradan görüyorsunuz. Şu an benzine geçti arkadaşlar. Ve LPG uyarışı yanıyor. Biz buradan LPG mod tuşuna basarak şu an arkadaşlar aracımız benzine tamamen geçmiş durumda. Ne oluyordu? Burada LPG logosu oluyordu. Şu an logo yok. Aracımız tamamen şu an benzinde. Ve arkadaşlar şu an depomuzu full olarak dolduracağız. Yani 1 kilometre daha gidemez şu an LPG'de. Yani daha önceki videolarımızda hep ne vardı? Aracımız içindeki LPG ile birkaç kilometre gider oluyordu. Şu an tamamen boş arkadaşlar. Geçen günlerde bir arkadaşımız yorum yapmıştı. Aracımızın depo kapasitesi ne kadar, LPG video çeker misin diye. Şimdi arkadaşlar Shell'e gideceğiz. Ve Shell'de depomuzu tamamen fulleyeceğiz. Neden hep Shell'e gidiyoruz? Çünkü kalite arkadaşlar. Aracımızı aldık alalı hep LPG'imizi, benzinimizi Shell'den alıyoruz. Çok fazla benzin kullanmıyoruz. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sürekli LPG'de aracımızı çalıştırıyoruz. Şimdi bakalım yoğunluk var mı? Bugün cuma. Evet, LPG kısmında yine de yoğunluk var. Evet arkadaşlar, cuma günü, bugün cuma olduğu için bayağı bir yoğunluk var. Depomuzu dediğimiz gibi arkadaşlar tamamen fulleyeceğiz ve depo kapasitemiz ne kadar? Güncel fiyattan görüyorsunuz, ileride yazıyor 23 TL, 23 küsür TL bir LPG fiyatı var. Adana'da 23-26, motorin 44-99 ve kurşunsuz benzin 46-50 olarak. Bilmiyorum, yaklaştırabilirim video montajlarken. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi depomuzu tamamen full olarak dolduracağız. Güncel 23-26'dan ne kadar tutacak ve depomuz silme boşken ne kadar bir yakıt alacak LPG olarak, bunu hep beraber görmüş olacağız. Çok fazla sıra var, yoğunluğu görüyorsunuz. Mecburen bekleyeceğiz. Arkadaşlar aynı zamanda daha önce yine depomuzu fulllemiştik ve şu an görüyorsunuz arkadaşlar trip A ve trip B'yi aynı anda sıfırlamıştık ve 344 kilometre bir yol gitmişiz daha önceki full depoyla. Ama tabii ki bu şehir içi karışık, ortalama bu şekilde boş dolu, biraz kafamız karışmasın ama yine de bilgi olsun diye söylüyorum. Daha önceki full depomuz 344 kilometre gitmiş. Bakalım bu sefer ne kadar gidecek, bunu hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar 816 TL tuttu güncel fiyattan. Gerçekten ilk defa bu kadar pahalı depoyu doldurdum. Şimdi arkadaşlar hemen tekrar LPG'mizi tekrar dolduracağımız için trip A ve trip B'yi sıfırladık. Adana Pozantı'ya gideceğiz ve geri geleceğiz. Depomuzu tekrar aynı pompadan dolduracağız ve ne kadar yaktığını da anlamış olacağız. Giderken rampalı yollarımız, yine kısa kısa videolar çekeceğim arkadaşlar giderken ve gelirken. Umarım dediğimiz gibi bu videolarımız bir kişiye dahi faydalı olursa ne mutlu bize. Şimdiden arkadaşlar takip etmiyorsa bir takip ederseniz çok sevinirim. Yola devam ediyoruz.
arkadaşlar, uzun bir yolculuktan sonra yine aynı petrole ve aynı istasyona şu an gireceğiz ve depomuzu tamamen fulleyeceğiz. Video başındaki aldığımız litre tutar. Bakalım onun yanında nasıl bir değerler verecek bize. Bunu hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi aynı petrolün aynı istasyonuna, aynı pompasına aracımızı çekeceğiz. Evet arkadaşlar, depomuzu tamamen fulledik ve 15.83 litrelik bir gaz aldık. 23.26 TL'den 368 TL tuttu arkadaşlar. 368 TL'lik bir meblağ tuttu. Ve arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi yaptığımız kilometre Trip A ve Trip B'yi sıfırlamıştık. Görüyorsunuz arkadaşlar, hemen Trip B'ye de geçtik. 184 kilometre yol yapmışız. Hemen Trip A'yı sildim. Şimdi Trip B'yi de siliyorum. 184 kilometrelik bir yol yapmışız. Kaç liraya? Burada gösterdiği gibi 368 TL'ye bu kadarlık bir yol yapmışız. Ve 15 litrelik de arkadaşlar LPG almışız. Sevgili dostlar, bu videoları sizler istiyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Aracımız Pozantı'ya gitti arkadaşlar. Pozantı, Tekir rampalarını çıktık ama gelirken de tabii ki iniş aşağı geldiğimiz için bunları sizler değerlendirin. Umarım arkadaşlar bu videolarımız bir kişiye dahi faydalı olursa ne mutlu. Bir arkadaşımız şunu söylemişti arkadaşlar, depo fullken kalibre etmek mantıklı diye. Şimdi arkadaşlar aracımızı P'ye aldım. Şu an görüyorsunuz aracın içindeki LPG ile 254 kilometre gider diyor. Hemen buradan LPG mod tuşuna basılı tutuyorum. 5 saniye. 4, 5. Evet arkadaşlar, tamamen full depomuz biliyorsunuz fulledik ve aracın içindeki LPG ile 254 kilometre gider diyor ve hala aynı ibare var, değişmiyor. Yani bunu da sizler istediğiniz diye yorumlarda ben bunu görmüştüm. Tekrar geri geliyorum arkadaşlar ve hala 254 kilometre. Yani bu pek bir şey fark etmiyor. Ama içindeki LPG ile 12 kilometre gider dediğinde mutlaka LPG mod tuşuna basarak bir kalibrasyon yapın. Sizler de daha önceki videolarımda izlediyseniz bunu gördünüz ve yine göreceksinizdir. Dediğim gibi arkadaşlar, umarım bu videolarımız bir kişiye daha faydalı olursa ne mutlu bize. Yepyeni daha güzel videoda görüşmek üzere. Ama mutlaka bizi hala takip etmiyorsanız, takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize bakın, görüşürüz.